5 Ekim, 11 Ekim Oğlak burçlarım. İş ve işinizin alanındaki kaos, stres, gerginlik ve insanların bakışları ve duruşlarından o kadar çok rahatsız olacağınız bir hafta ki. Yani herkese haddini vermek istiyorsunuz ama bu işe de çok ihtiyacınız var. Eliniz kolunuz bağlı bir vaziyette ve buradaki haksızlıklara tahammülünüz kalmadı. Alternatif bir nokta baktınız, bulamadınız ve hala arıyorsunuz. Evet, bulacaksınız ama şu an dilinizi kapatma zamanınız. Ne olur kimseyle uğraşmayın. Yoksa işiniz zarar görecek diyorum. Kendi işini yapan bazı oğlak burçlarına demişim ki kapat, zarar vermeye başladı. Yani çok yoğun, eğer bir sürü iş kapınız varsa birkaçını kapatmanız lazım. Maddi olarak çok zorlanmaya başladınız. Sabit bir işiniz ve tek bir işiniz varsa bunun reklamını oluşturmanız gerekiyor. Burası size para kazandıracak demişim. Aile ortak iş yapanlara, kardeşler arasındaki yaptığınız işte ayrılma kararı ve kendi işinizi kurmaya karar verdiniz. Bununla ilgili de altyapı çalışmaları ve paranız ve hakkınızı bekliyorsunuz ve hakkınızı aldığınızda kendi işinizi yapacaksınız diye not almışım. Özellikle ne yazmışım şuraya okuyamadım. Bilim insanı, yani uzay mühendisliği bilimi okumuş olabilirsiniz. Makine mühendisliği bilimi okumuş, ne teknolojik bilim okumuş olabilirsiniz. Çok başarılı olacaksınız. Yükseğini ve daha yükseğini okuyun. İleride Türkiye ya da bulunduğunuz ülkeyi çok güzel temsil edeceksiniz. Bu da sizi ödüllendirecek. Bence hayallerinize doğru gidiyorsunuz bu bilim üzerine uğraşan insanlar ya da kendinizi marka yapmak istiyorsanız bile hayallerinize doğru adım atıyorsunuz. Bu hayalleriniz, içinizdeki umudu sakın öldürmeyin. Rabbim sizi çok güzel ödüllendirecek. Panik yapmayın diye not almışım. Özellikle de muhasebe sektöründe, ne bileyim, matematik mühendisi, muhasebe sektörü, bankacılık sektöründe çalışan ya da parasal rakamlarla uğraşan oğlak burçlarında yerlerinizde güzel bir değişim ve bu değişimle birlikte maddiyatınızda da değişim gerçekleşecek. Hatta evle iş aranızdaki mesafe uzun olduğu için evinizi işinize daha yakın bir noktaya taşıyacak olarak gözüküyorsunuz. Bu da sizi keyifli ve mutlu kılacak diye not almışım. İlişkiler konusunda karmik geçmişle kavga etme döneminiz, yani geçmişe dair yaşadığınız ilişkileri tek tek gözden geçirip özlemler yaşayacağınız, ben nerede hata yaptım, neden ilişkisizim, niye beni kimse anlamıyor diyorsanız karmik psikolojinizi düzeltmeniz lazım. Aile öfkeniz, baba öfkeniz, kardeş öfkeniz neyse bunlarla ve bu yüzden ilişkilerinizde hata yapıp ve ilişkileriniz sonlanıyor. Bunları bir iyileştirmeniz lazım. Evli olan oğlak burçlarında her şey rayında gidiyor ama belki yatağınızdaki bir şekil bozukluğu ya da yatak odanızın şekil bozukluğu sizi rahatsız ediyor olabilir. Bir oda değişikliğine ihtiyacınız var. Ve son zamanlarda odanızda bir enerji kaybı var. Kırmızı mum yakın, ayetel kürsü okuyun. Sanki yatak odanızda böyle bir karışık, böyle karabasan gibi uykulara gelir. Garip garip rüyalar görebilir. Bu rüyaların etkisinde kalabilirsiniz. Bir yatmadan yarım saat önce bir mumunuzu yakın. Evin enerjisine bir dua okuyun. Sonra mumunuzu söndürün. Odanız yanmasın lütfen demişim. Araçla ilgili ufak tefek kazalar yapabilir diye not almışım oğlak burçlarına. İzmir'le bağlantısı olan bu oğlak burçlarında güzel bir para gelecek ve İzmir'de toprağınız ya da malınız varsa buradan çok olumluluk olacak. Özellikle Diyarbakır, Hakkari'de yaşayan bazı oğlaklarda yer ve atama ya da iş değişimi gerçekleşecek. Bu da sizin için hayırlı olacağını not almışım. Evet, sıkıntılı. Bir o kadar da mantığınızı oturtanız keyifli bir hafta. Sağlık olarak diş eti iltihaplarınızı uyarmışım. Diş enfeksiyonlarınız ön planda olabilir. Dolgularınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burun eti, geniz eti problemleriniz olabilir. Burun operasyonunuz gündemde olacak. Gayet sağlıklı geçecek. Geciktirmeyin, yapın. Çünkü uykuda nefes alamıyor olarak uyarı vermişim. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli oğlak burçları. Sevgide, umutta, her şeyde kalın. Allah sizi korusun.